Merhaba arkadaşım nasılsın iyi misin umarım iyisindir can insanlar permütasyon kombinasyon binom ve olasılık şeklinde gidecek olan kampımızın permütasyon kampı ile birlikteyiz neler yapacağız nasıl yapacağız bunlarla ilgili bir yol haritası belirledikten sonra kampa başlayalım şimdi iki video şeklinde olacak tamam mı dostlar birinci videomuz bu olacak yani bu kamp ikincisi de bu kamp anlatacağım Şimdi ilk videomuzda yani şu videoda şu an biz İki şehir arasında gidip gelme, sayı oluşturma, kelime oluşturma kümelerden seçip. Ayraç soruları, dairesel permütasyon, hocam dairesel permütasyon kalktı. E ya dur, dur, dur ya biz bir öğrenelim. Her soru tipi olsun. Boyama soruları, şekilli yol soruları ve paylaşma dağıtma hani mektup vesaire ya da 1 lira vesaire falan. Hani şunların ayraçtan ayrılan bir fark soru tipleri var. Onlardan da koydum. Bunları yapacağız. Burada teknik sorular çözeceğiz. Teknik dediysem kolay değil. Gerçekten tatlı güzel sorular. Sadece yeni nesil değil bunlar. Aslında yeni nesil yapılabilir. Onları da çözerken anlatacağım. Burada da 3-4-5 acil, orijinal, bilgi sağlamalı 3D, karakök ve paraf yayınlarını taradım. Ve içlerinden güzel soruları aldım. Haricinde kendi yazdığım yeni nesil sorularla birlikte bunun arkasını hemen ikinci kampımız olan Permütasyondan yeni nesil soruları. Yani siz burada soru çözmeyi öğreneceksiniz. Bilmiyorsunuz demiyorum. Elimden geldiğince dilim döndüğünce burada soru çöz çözmeyi öğreteceğim. Burada da yeni nesil soruları çözeceğiz. İki videoda permütasyon Allah'ın izniyle bitireceğiz. Tamam mı? Sonra aynısı kombinasyon binom ve olasılık için gelecek. Şimdi gelelim permütasyona. Permütasyon oturu oturduğu zaman kombinasyon sıkıntısı olmuyor. E permütasyon kombinasyon oturduğu zaman olasılıkta problem yaşamıyorsun. Yani mevzunun ilk anahtarı burası arkadaşlar. Permütasyon kampımıza başlayalım. Allah utandırmasın. iyi çalışmalar. Haydi bakalım. Evet, permütasyonun ÖSYM karnesine değinip ilk sorumuzla başlayacağız. Şimdi permütasyonun son 5 yılda baktığımız zaman 2020'de 2 soru, 2019'da 1, 2018'de 1, 2017'de 1 ve 2016'da hiç sorulmamış. Toplam totalde 3 4 5 tane soru çıkmış arkadaşlar. 5 yılda yani ortalama bir tane sorusu banko geliyor. Haricen zaten olasılığın içine saklıyorlar. Yani permütasyon lazım bir konu diyorum geçiyorum. Şehir arasında gidip gelme soruları. Şimdi bu tarz sorular işte bir A şehri bir B şehri veriyor can insanlar. Ondan sonra buranın arasında yollar vesaire. Bir mevzusu yok. Burada B şıkkı güzel diye koydum. Şimdi hemen hızlıca geçelim. Burada vakit kaybetmemize gerek yok. Diyor ki A, B, C şehirler arasındaki yollar şu şekildedir. Yolları bize söylüyor. Diyor ki A ile B arasında 3 yol tamam. Ondan sonra B şehri ile C şehri arasında ise 4 yol. Hemen çiziyoruz abi. Ne demiş? A şehri ile... B şehri arasında kaç yol var? Mı? Bir de C'ye yazayım. C. A ile B arasında 3 yol. 1 2 3. Ondan sonra B ile C arasında da 1 2 3 4 yol varmış. Tamam mı? Ve bize soruyor. İlk sorumuza geçiyoruz. Diyor ki ilk soruda. Buna göre A'dan C'ye A'dan C'ye tekrar A'ya A'dan C'ye gidiyor, geliyor yani. Herhangi iki şehir arasında kullanılan yol Herhangi iki şehir arasında kullanılan yol dönüşte kullanılmayacak şekilde. Tamam. Herhangi iki şehir arasında kullanılan yol dönüşte kullanılmayacak şekilde. Şimdi arkadaşlar çok basit değil mi? Hemen buradan buraya. İlk baş A'dan B'ye gitmem gerekiyor. 3 yolum var. Sonra B'den C'ye gitmem gerekiyor. 4 yolum var. Sonra ne diyor? herhangi iki şehir arasında kullanılan yolu. Mesela C'ye de kullandığımı bir daha kullanacağım. Şu an geri dönüşteyim. Şimdi buradan bir yolu kullandım. Giderken üç yol kullandım. Dört yol. Sonra giderken herhangi birini kullandım. Yani birini iptal edeceğim. Tamam ediyorum. Mesela bunu kullanmış oldum. Kaç yol kaldı benim elimde? Üç yol kaldı. Burada da giderken bunu kullanmıştım. İki yol kaldı. Totalde 12 çarpı 6'dan 72 yol vardır. Tamam mı? 72. Şimdi gelelim B şıkkına. Diyor ki Hocam bu ne ya falan diyorsunuz da buna geç. A'dan C'ye tekrar A'ya giderken kullanılan yol. Bak. Kullanılan yol dönüşte kullanılmayacak. Ne farkı var hocam ya? Bak şimdi dostum. Normal bir öğrenci. Bu detaya dikkat etmedi. Tamam Başladı. Şimdi şurayı bir düzelteyim. Yol böyleydi. Toplam 4 yoldu. Hocam şimdi A'dan B'ye 3 yolla gider. E. Sonra 4 yolla. E. Sonra dönerken kullanmayacak ya burada. 3 yol. E. Sonra dönerken bir daha kullanmayacak. 2. 2. 6-24-72 72 değil cevap. Neden değil? Bak burada sana ne diyor? Bak burayı iyi dinle. Herhangi iki şehir arasında kullanılan yol dönüşte kullanılmayacak. Bununla kullanılan yol çok farklı şeyler. Nasıl ya? Bak şimdi. iyi dinle. Ben bu yolu kullandım. Tamam burada bu yolla gittim. Sonra geldim burada bu yolla gittim. Tamam mı? B'ye vardım. Dönüşte dönüşte neyle gideyim? Kırmızı. Dönüşte de bu yolla geldim. Aynı yol üzerinden geldim. Sonra şu yolla gittim. Bak dostum. Bu soruyu şu soru herhangi iki şey arası. Bu soru bunu kabul etmez. Ama bu soru kabul eder. Bu diyor ki yol farklı olacak. Bu yolla bu yol bir mi? Hayır değil. Tamam o zaman benim için bu ifade doğru. Ama burada öyle değil. Bu diyor ki kardeş burayı kullanmıştın sen niye buranın üstünden bir daha gittin? Herhangi iki şehir arasında. He o zaman ben bunu nasıl yazacağım? İlk durumda 4. Şey ilk durumda 3. Değil mi? 3 yolum var benim. Değil mi? İlk durumda benim 3 yolum var. Sonra hocam 4 yolum var. 12. 12 yol ben buradan bu yollardan birini aldım. Dönüşte de farklı birini kullanacağım. 11 yol. Cevabım 12 çarpı 11'den 132 olacak. Tamam mı? Bunu söylemek için koydum bu soruyu. Umarım faydası olmuştur diyoruz. Geçiyoruz. İki şehir arasında gidip gelmeden bir tane daha soru çözelim geçelim. Bu soru tipinde öyle amşan bir soru yok. Ama dikkatli bir önceki soru gerçekten anlamla alakalı güzel bir şey, bir şey kattığını düşünüyorum. Bunun da dikkatli okunması lazım. Şimdi soruya geçelim. A, B arasında 3 yol. Hemen bak bunları okumadan önce şehirlerini çiz. Çünkü sıkıntı yaşıyorsun. Okudukça yaz araya. Çok karışıyor abi. Full okuyup çizmek vakit kaybı. Tamam. Ne diyor? A, B arasında 3 yol. 1, 2, 3. Sonra B, C arasında 2 yol. 1, 2. C ile D arasında 1 yol. Tamam. A ile C arasında 1 yol. Şöyle 1 yol. Ve A ile D arasında da 1 yol varmış. Tamam. Şimdi başlıyorum çözmeye. Kaç farklı şekilde gidilip dönülebilir mi diyor. A noktasında D noktasına gidilip gelinebilir. Tamam. Şimdi ben ya full içeriden giderim. Değil mi? Ondan sonra dostlar. Şimdi işte içeriden 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 giderim. Ya C'ye kadar dışarıdan gelirim. Sonra içeriden giderim. Bir yolu var zaten bunun. Ya da sadece dışarıdan giderim. Şimdi bunları deneyelim. Ama bunun dönüşü de var. Çok fazla olasılık olacak. Şimdi ben bir gidişi bulayım. İçeriden gidiyorum. 3, 2, 1. 3 çarpı 2 çarpı 1. Tamam. Bu içeriden. Böyle giderim. Dönerken bir sürü yol kullanabilirim. Neyi mesela kullanırım? Şimdi içeriden gittim. İçeriden dönebilirim. İçeriden gidiyorum. İçeriden dönüyorum. Ee, tamam içeriden gittik, içeriden döndük. O zaman içeriden dönemezsin ki. Hocam buradan geldiniz, burayı kullanamazsınız. Tamam. Çünkü bu yolda mecbur burayı kullandın. Dönerken burayı kullanamayacaksın. He, sorun kolay duruyor ama değilmiş. O zaman buradan gideceğim. Tamam. Bir yol var yani. Çünkü buradan geldim, şuraya kadar geldim. Ben buradan geri böyle bir yol izleyemem. Böyle bir yol izleyemem. Böyle, niye bu iptal ediyor? Ben burayı geldim yani içeriden. O zaman ne yapacağız? çarpı bir yol. Tamam. Gittim döndüm. Artı. Bunu hallettik. Şimdi dışarıdan gidip böyle geleceğim. Böyle geldim. Geldim. Buraları kullanamam artık. E mecbur. O zaman hocam orayı kullanamıyorsanız böyle geldiniz. O zaman mecbur böyle gideceksiniz. O zaman böyle gelme için bir, bir, bir yol var. Ha pardon bu dışarı. Tamam şunu yapalım. Dışarıdan içeriden değil mi? dışarıdan C'ye kadar içeriden bir yol. E dönerken de bir yol var artı. Tamam. Şimdi full dışarıdan. Tamam. Full dışarıdan gelirim. Dışarıdan geldim. Şimdi içeriden gidebilirim. Değil mi? Çünkü dışarıdan geldim. Bu yol iptal. Dışarıdan geldim. Bir yol. İçeriden gidiyorum. Bir çarpı. Şimdi burada iş rengi değişiyor. Ya böyle gideceğim tamamlayacağım. Ya da yani şöyle ya böyle geldim. Böyle böyle yaparım. Bak 1 1 1 bu yani. Ya da 1 1 burayı kullanırım. Kullanalım orayı. 1 1 değil mi? 1 1 ve 2 çarpı 3. Ama sen nereden geldin? Buraya dışarıdan. Tamam hocam uzun sorunu bozma. 2 çarpı 3. Ne olacak cevabımız? 6 artı 1 artı 1 artı 6. Bu da o. 12, 13, 14 farklı yoldan gidilip dönülebilir diyoruz arkadaşlar. Sayı oluşturma sorularına. Burada kullandığımız bir permütasyon türü var. Can insanlar bunun adı da tekrarlı permütasyon. Tekrarlı permütasyon ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Dediğimi iyi dinle. Tekrarlı permütasyon sorularını elemanlar farklıymış gibi düşün. Mesela K, 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 M, O, L tamam mı? Mesela bunları K1, K2, K3 L olsun. L1, L2 ya da buradaki birleri 1, 1, 1, 1, 2 0 1, 0, 1, 0, 1, 0, 2 tarzı düşün. Elemanları farklıymış gibi çöz. Sonra aynılarına böl. Bu kadar. Tamam. Şimdi o zaman bu soruya bakalım. Burada bir şey vermiş. Bak aynılar. Sen farklıymış gibi çöz ve aynılarına böl. Sonra Bunlarda durum ne? Bak dikkat etmen gereken şey şu. İstisnanı belirle. Benim A sorusu için. A'yı yazıyorum. A'daki istisnam ne? Sıfır. Sıfır başa gelemez. 9 basamak. Sonda? Sonda bir istisnam yok. O yüzden yazmadım. Sonra ilk baş istisnandan başla. He, anladım. İstisnanı belirle ve istisnandan başla. İstisnalar da kaydeyi bozmaz bu arada. Şimdi sıfırı İstisnandan mı başlıyor? Sıfır başa gelemez mi? Şak. Şak gitti. Buraya kaç tane gelecek abi? Yedi tane. Sonra yedi tane bir tanesi bir kullandım diyelim. Sonra sil. Kaç tane kaldı? 8. Sekiz, Sekiz faktöriyel. Ne dedik? Çöz. Sonra aynılarına böl. Aynıları neler? İki, iki, iki. İki faktöriyel, iki faktöriyel, 3 faktöriyel. Cevabım benim A şıkkı için cevabım budur arkadaşlar. Anladınız mı? 1. İstisnalı belirle istisnandan başla. Zaten diğeri tekrarlı permütasyon şeyi. Sonra aynılarına böl. Bu senin için önemli. Tamam geçelim buraya. Kaç tek sayı? He. Şimdi istisnam ne? Şimdi B'yi yapıyorum. İstisnam sıfır başa gelemez. Diğer istisnam ne? Tek olmalı. Tamam. iki tane istisnam var. Nereden başlayacağım? sorunun sana alenen söylediği şart istisnasından başlayacaksın. Yani buradan. Önceliğin bura olacak. Sonra bura. Tamam. Hocam ben buraya kaç tane tek yazabilirim? Birleri yazarsın, üçleri. Yani toplam 1, 2, 3, 4, 5 tane yazabilirsin. Tamam. 5 tane birini yazdım. Sonra. Bu şartım. Sonra geldim başa. Diğer istisnama. Sıfırları yazamam ben buraya. Sil. Sonra 1, 2 3 4 5 6 tane kaldı değil mi? Tamam. Şimdi sıfırları açabilirim ama sıfırları açmadan önce bir tane daha sayı kullandım de. si Sonra sıfırlarını aç. Kaç kaldı? 7. 7 faktöriyel. Sonra yaptıktan sonra aynılarına böl. ben böyle yapıyorum. Şimdi sonra aynılarına bölüyorum. Zaten aynı 2 faktöriyel, 2 faktöriyel, 3 faktöriyel. Arkadaşlar mevzuyu anladınız mı? Bak, aynılarını böl mevzusu bu işlem kolaylığıdır. Kardeş yapacağın şey istisnanı iyi belirleme. İki istisna varsa birinde sorunun sana söylediği istisna üzerinden hareket etmek tamam mı? Ondan sonra bu şekilde yazın. Alenen böyle 9 tane çizmeyin. Vakit kaybıdır. Böyle yapın. İstisnalarınızı da rahat görürsünüz. Üç, mesela üç tane mi istisnam var? Böyle yap. Şurası mesela istisna değil. O zaman buraya gelecek olan sayıcı faktöriyel şeklinde yazarsın. İstisnaların üzerine yoğunlaşırsın vesaire. Tamam mı? Bu güzel bir metot. Ondan sonra mesela böyle mi? Diyelim böyle. Birleştir abi. Birleştir burada yaptığım gibi böl. Tamam. İki tanesi sınav varsa sen kendine ait olandan gidiyorsun. Şimdi bak farklı bir yol var. Mesela buna gelelim. Bunda ne diyor? Kaç? Yani şu şu ikinci soru. B şıkkımın cevabı da bu. Şimdi siz o sırada C'ye bakın. Kaç çeşit çift sayı yazılabilir? He, nasıl yapacağız? Aynı abi aynı hiçbir şey değişmedi. Çift çift mi? Şimdi başta istisna sonda. Ama hocam buradaki istisnamla yani iki tane istisnam vardı çakışmıyordu. Ama buradaki istisnam çakışıyor. Sona yazdığım çiftlerden biri baş. O zaman ayrı ayrı değerlendireceksin. O sıfırın durumunu sıfırdan bahsediyorsun. Sıfırın durumunu orada ayrı ayrı değerlendireceksin. Tamam mı dostum? Şimdi anladım. Tamam o zaman sıfır bir sonda olabilir birinci istisnama göre sıfır bir sonda olabilir tamam yaz 0'ı sıfırı sonra sıfırın sonda olduğu durumlar e bir de sıfır sonda olmayabilir tamam hocam sıfır sondaysa. 0 sıfır sonda kaç tane sıfırım var iki tane bitti birini kullandım tamam Sonra ben başa neyi kullanabilirim? Sıfır hariç bir şey. Diğer sıfırımı da siliyorum. Kaç kaldı? 7. Sonra sıfırlarından birini açıyorum. Çünkü diğerini sonda kullandım. Kaç kalacak buraya? 8 faktörü. Tamam. Bitti bu. Bunun şeyi bölü nedir? 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel veya sıfır sonda olmamalı. He, o zaman ne olabilir sonda? Çift diyordu. 4 ile 2'den 2. Yani ya 4 ya 2. Ya 4 ya 2. Tamam. Silgini kullanıyorsun bu soru tiplerinde. 4'ü sildim. 4'ü seçtim. Tamam. E başı, başı yazacağım şimdi. Diğer istisnamı. E 0 olamaz. Kaç kaldı? 6. Tamam. E 4'ü kullandım. Baştan bir sayı seçtim. Bunu da kullandım. Ve sıfırlarım açıldı. Buraya da 7 faktöriyel. Yani. Aynıymış gibi düşün. Böl. Tamam ve ne olacak? 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. İsteyen insanlar bu da benim C seçeneğimin cevabı olacak şu sayı. Tamam mı? Bu şekilde A B istisnaya dikkat ederek aynılarını düşünüp bölerek tamam mı? Bayağı da boyadık. Niye boyuyoruz bilmiyorum. Bu şekilde yazacağız. A, B, B yukarıda dediğim gibi diğer soruya geçiyoruz. Bir tane daha pekiştirme, sayı oluşturma sorulan insanlar bize 8 basamaklı bir sayının rakamlarının yerleri değiştirilerek kaç farklı tek sayı yazılır diyor. Şimdi nasıl yapacağız? Hem çok basit. Şartım ne benim? İstisnam ne? Şimdi istisnam 0 var. O zaman başta bir istisnam var. Sonra sonda bir istisnam var. Hangi istisnadan başlayacağız? Sorunun sonu ağzıyla söylediği istisnadan başlayacaksın buradan. Tamam. Tekler. Tekler neler? 1 2 3 4. 4 tane tekim var. Teklerimden birini aldım. Al abi sil. Sonra başa geçiyorum. Diğer ama sıfırları kullanamam, sildim. Kaç tane kullanacağım? 8'den 3 5 tanesini. Sonra 5 tane birini daha kullandım. Neyi kullandım? Şu ilk biri kullanmış olayım. Sıfırlarım açıldı. Sıfırları burada kullanabiliyorum. Kaç tane yazabilirim yerine? 6 faktöriyel. Neydi? Aynıymış gibi yaptık. Şimdi bölüyoruz. Bu kadar abi. Çok da keyifli olur öğrenince. Bak gördün mü işlem rahatlığını? 2 faktöriyel. 2 tane 2! 2 var. 2 tane 0 var. 2 tane 1 var. 2 tane de 9 var. Tamam cevabımız budur. Ee, bulalım mı? Yok ya gerek yok. Vakit kaybetmeyelim. 5 çarpı 6 faktöriyel çarpı 4 bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. geliyor diyorum. Geçiyorum. son sayı oluşturma sorumuza vedalaşalım. Bir sayı vermiş. Rakamlarını yerle değiştirecek. 3 rakam yan yana gelmeyecek şekilde. 3 hmm. rakamları yan yana gelmeyecek şekilde. Tamam. Şimdi istisnalar değişmeye başladı. Şimdi dostlar. Bak. Burayı iyi dinle. Üçler yan yana gelmeyecek. Ben bunu yani 3 derim, araya 1 derim, 3 derim, 3 derim, 2 2 3 derim, 3 derim, 2 1 2 yani buraları doldururum 3 derim. Bunun ucun ucuna çıkamazsın. Baktığın zaman permütasyon sorularında. Mevzu 2 dakikayı geçecek bir çözüm oluyorsa ya da 3. Bakıyorsun çıkamıyorsun ya. Hadi sana o kişiden kişiye değişir. Baktın. işin içinden çıkamayacak bu çözümdesin. Ne yapıyorsun biliyor musun? Tüm durum eksi istenmeyen. Tamam. Şimdi istenmeyen ne burada? 3'ün yan yana gel, gelmemesi isten istenen. O zaman istenmeyen ne olur? 3'lerin yan yana olması. Tamam. O zaman sayımı yazıyorum. Bir bir 2 2 3 3. Kardeş ben bu 3 3'ü yapışık kardeş gibi alıyorum ve ben buna x diyorum. Benim raka elemanlarım 1 1 2 2, 2 x oldu. He. Şimdi ben bunları kendi aralarında dizeceğim. Kaç tane sayım var? 1 2 3 4 5. Şartımız yok, istisnamız yok. 5 faktöriyel yani. bölü. Şimdi bölünü aynıları Hocam 2 faktörel 2 faktörel 2 faktörel. Hayır oğlum bu 2 faktörellik bir durum yok. Bu x. Sadece 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Bu benim cevabım değil ha. Bu benim istenmeyenim. Bu üçlerin yan yana olduğu durum. Tamam bunu tüm durumdan çıkarttığımız zaman cevabımız geliyor. Tüm durum nedir? 1, 2, 3, 4, 5, 6 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Eksi bu, bu durumun oluyor. Tüm durumla ilgili bir şey dememe gerek yok herhalde. Neden öyle yaptık? E, tüm durum altsını diziyorum. Altı faktöriyel e, aynılarını bölüyorum bu şekilde. Bu benim cevabım olmuş oluyor arkadaşlar diyoruz ve kelime oluşturma sorularına geçiyoruz can insanlar. Kelime oluşturma sorularına can insanlar. Şimdi bize burada işte kelebek, arı, fasulye, karnabahar bir şeyler yazacaklar. Genelde de 2 2 3 tane kelimenin tekrar ettiği mesela pas 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 olabilir mesela. Bu tarz şeyler kelimesindeki harfler yer değiştirerek falan filan soruları. Şimdi burada da tekrarlı permütasyon var mı? Var. Normal çöz, sonra değiştir. Şimdi benim ilk durumda anlamlı ya da anlamsız kaç kelime yazılabilir? Normal çöz. Kaç tane kelimem var? 1 2 3 4 5 6 7. 7 faktöriyel a'yı yazıyorum. Bölü tekrar edenler hangileri? 1, 2 tane k var. K'leri sil. 1, 2, 3 tane e var. E'leri de sildim. Başka da tekrar eden bir şey yok. O zaman benim a şıkkımın cevabı şu olacak arkadaşım. Tamam. Şimdi geldik b şıkkına. B şıkkında ne diyor bize? K ile başlayıp B ile biten kaç kelime vardır? Şimdi bir önceki şeyde ben sana ne demiştim? Şartlarını belirle. İstisnaların, istisnaların buralar. K ile başlayacak, B ile bitecek. Hangi şartım daha çok ağır basıyor? Hangisinden daha çok varsa? K'den kaç tane var? 2. Demek ki ilk baş K şartıma bakacağım. Ben buraya K harfini yazabilmek için kaç tane seçeneğim var? 2. Bak, bir yerlere 0 yazarken, 5 yazarken yazacağınız sayıyı buraya ihtimalleri yukarıya yazın ki çarpım durumundayken burayı mı alacaktım burayı mı alacaktım diye sıkıntı yaşamayın. Harfte problem olmuyor da 2 tamam 2 tane neden 2 tane farklı düşün sonra bölersin tamam sonra ne yaptık K'lerden biri gitti. Şimdi ne diyor B ile biten B ile biten diğer şartım B. B'den kaç tane var bir tane var e, B de gitti kaç tane kaldı totalde benim 7 kelimem vardı. 5 tane kalacak dostum. O zaman burada 5 faktöriyel. Sonra neydi? Aynıymış gibi düşün. Şey farklıymış gibi düşün böyle aynılarına böl. Aynıları neler? Aynıları 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Buradan da cevabı bulabiliriz. Hani basit bir şey çıktığında buluyordum. Bununla bu gidecek. 3 faktöriyelden bunun cevabı 20 gelecek. Tamam mı? Hatta bunun da cevabını hesaplayalım. Vakit kaybetmeyelim ya. Bunun da cevabı 20 geldi. Geçelim C seçeneğine. Tamam. Şimdi C seçeneğimiz nedir bizim? C seçeneğine bakalım arkadaşlar. C seçeneğinde de demiş ki. Ne demiş? E ile başlayan K ile biten. Ya gerisi fasa fiso zaten. İstisnalarım neler? E ile başlayan K ile biten. Benim hangi seçeneğim daha fazla? E mi K mı? Aynı kafana göre kral. Hangisinden başlarsan. E dedim. İki tane var dedim sildim. A yok 3 taneymiş. Bak şans eseri E'den başladık. E dedim 3 tane var. Sildim mi birini? Sonra K ile bitmeyen diyormuş. Pardon. K ile bitmeyen. Hmm. E'lerden birini ben burada kullandım. Ben sona ne yazamam? E'lerden birini yazamam. Kullandım. K'ları da yazamam. Kaç tane kaldı o zaman? 1, 2, 3, 4 tane kaldı. 4 tane birini yazabilirim. Tamam. Bunlardan birini kullanınca kapallar açık hale gelsin. 4 tane de buradan da 5 tane kelimem kaldı. Tamam. Sonra aynıymış gibi düşün. Farklarına böldü değil mi? Tamam. Burada da buna böldüğümüz zaman dostlar nedir? 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Bu da 3 oradan gitsin. Şimdi hemen hesaplayalım. Daha yer kaplamasın diye. Şuradan 20. Şuradan 10. 12 120 olacak bunun cevabı da. Tamam mı can insanlar? Geçtik D seçeneğine. Şimdi D seçeneği ne diyor? Her K'dan sonra bir E gelecek şekilde. Hemen sonra, hemen sonra. Her K'dan hemen sonra ben burayı yazmamışım, soruları ben yazdım. Ee, daha tatlı olur çünkü. Şöyle yazalım dostlar. Her K'dan hemen sonra. Tamam mı? Hemen sonra. Çünkü şu da K'dan sonra E gelme durumudur. O da K'dan sonra yani buraya M harfi girsin diyelim da şeye uygun bir şey. Bu da K'dan sonra E gelme durumudur. Bu da K'dan sonra E gelme durumudur. Bu da, bu da, bu da. Ama hemen sonra, hemen sonra dediği şudur arkadaşlar. Yani bu varis, tamam. Bize o zaman K'li bir şeyler lazım. Tamam. O zaman ne yapıyoruz? Şimdi K'lerle E'leri eşleştirmem lazım benim. Tamam, her K'dan sonra bir E gelsin. Kaç tane K var? İki tane K var. Tamam dostum. O zaman benim bir tane K var, bir tane E var. Bir tane K var, bir tane E var. E, K, e, e var ama bir tane daha. E, K bitti. O zaman E normal kalacak. L kaldı. K, L, B, K kaldı. Tamam. Şimdi ben buna X diyorum. Bunlar değişti çünkü bunlar bir bütün hareket edecek. O zaman X, X, E, L ve K var. Ben bunu nasıl yazarım dostum? 1 2 3 4 5 faktöriyel bölü tekrar edenler 2 faktöriyel tamam bu kadar işte benim o zaman cevabım 5 faktöriyel kaç yapıyor 120 bölü 2'den 60 tamam mı O zaman benim cevabım da 60 olacaktır burada 5 4 20 60 120 bölü 2 60 tamam şimdi geçtik E ve F'ye e ve F'yi size bırakacağım. Niye sildiysem. E ve F'yi size bırakıyorum dostlar. Bu ödevleriniz olsun. Bakalım gerçekten buraya kadar izleyenler olmuş mu? Diyoruz. Diğer kelime sorusuna geçiyoruz. Bir kelime oluşturma sorusuna bu araya yazma tarzı bir soru. Kelimeleri belli harflerin arasında. Mesela keman kelimesini vermiş. Ve bize diyor ki keman kelimesindeki harfleri yer değiştirerek anlamlı anlamsız alfabetik sıra. Heee. Şimdi benim ilk başta alfabetik sırayı belirlemem lazım değil mi? Tamam. Ama ne diyor? Anlamıyla sessiz harfler alfabetik sırada. O zaman ben sessiz harfleri alfabetik sırayla nasıl yazarım? Şöyle hocam. K, M, N. Tamam. Bunları biraz boşluklu yazın. K, M, N. Benim elimde neler kaldı? E ve A kaldı. Şimdi ben bu E ve A'yı bir yerlere yazacağım. Birinci harfimin girebileceği kaç yer var? 1, 2, 3, 4. 4 yer var. İkinci harfimin girebileceği kaç var? 3 yer var. Öyle bir şey yok işte. Yaz abi birine. E, bak şimdi kaç yer var. 1, bura vardı. 2, 3, 4, 5. Çünkü o araya girince 2 boşluk yaptı. 1 boşluğu doldurdu. Ama 2 boşluk da kendi açtığı için. 2 boşluk da kendi yaptığı için. Bir boşluk sayısı arttı. O zaman girebileceği 5 yer vardır. Totalde 20'dir bu son cevabı. Diğer bir çözüm. Şimdi bu ikinci yolu anlatacağım. Bu yolda size bakış açısı olsun diye. Şimdi dostlar. Benim yerimin belli olduğu. Yerimin belli oldukları nereler? Şu ikinci çözüm diyelim. Yazmasaydım daha Yerimin belli olduğu yerler nereler? K, L, M ve N. Ben bunlara X, x x diyorum. Ben bunları yeni değiştiremem ki. Diğerleri de a şey a ve e değil mi? Tamam. Bak şimdi bak çok güzel bakış açısıdır. 1 2 3 4 5. Ben bunları kendi adına sıralayacağım. 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. Buradan da cevabım 20 gelecektir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikisi de aynı. Bunu söylememin sebebi bazı sorularda size işte antin kuntin şeyler veriyor. Mesela yok işte anlamlı anlamsız vesaire. Bu tarz şeylerde böyle bir yorum çıkartmanız sizin yararınıza olacaktır. Bazen bir o buradaki kurguyu sizin kurmanıza gerek bile kalmaz. Siz sadece bunu söyleyin. Bırakın o dişsin. Tamam mı? Yeri sabit o an şeylerde böyle bir çözüm yapabilirsiniz diyorum. Diğer kelime sorusuna geçiyoruz. Geldik kelime oluşturma sorularının son tekrar sorusuna. Erzurum oyunu muhabbeti var. Bunu da görünce aklıma o geliyor. Neyse Erzurum kelimesini vermiş. biz bunun şeyde yapmıştık. Kelebekte yapmıştık. Diyor ki kelime harfleri yerleşti. Her bak ne diyor? Her R harfinden hemen sonra demeliydim yine burada. Hemen sonra bir U harfi vardır. Tamam mı? Şimdi o zaman Ru'larım benim Ru formatım bir bütün olacak değil mi? Ru. Ru kaç tane de var? İki tane. Kaç tane U var? İki tane. O zaman ben bunları bir bütün olarak X diye düşünebilirim. Diğer iki tane sayım kaldı. E, harfim kaldı. Ne onlar? E, Z ve M değil mi? Tamam benim totalde harflerim neler oldu? X, X, E, Z, M oldu. O zaman ben bunları sıraladığım zaman 1, 2, 3, 4, 5 faktöriyel bölü tekrar edenler 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel 120 Hayır 2 faktöriyel 2 faktöriyel değil hocam. Bunlar X, X bir tane 2 faktöriyel vardır. 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyelden 120 bölü 2'den 60 olacaktır arkadaşlar diyoruz. Diğerine geçiyoruz. Her bir soru tipine ayraç sorularına can insanlar. Şimdi burada neden ayraç soruları deniyor? Veya ben bir sorunun ayraç sorusu olup olduğunu nereden anlayacağım? Şimdi paylaşma sorularımız vardı bizim değil mi? Buradaki bu kampta da çözdük çözeceğiz ya da. Paylaşma sorularında hani mektuplar dağıtılıyordu ya da işte herhangi bir şey. O tarz paylaşım sorularında durum özdeş ise tamam mı? Özdeş bir e, dağıtılan şey özdeşse eğer. Mesela 7 özdeş oyuncak. O zaman bu tarz sorularda ayraç yöntemi yapabiliyoruz. Mesela şimdi bak 7 tane oyuncağım varmış. Ben ondan önce sana bir şey söyleyeceğim. Benim elimde özdeş 3 tane şöyle 5 tane top olsun ya. 3, 4, 5. Şimdi ben bunu 3 kişiye bölecek olsam kişi sayımı şu ayraçlarla ifade etsem. Mesela her iki ayraç arasındaki bir kişiye ait olsa. Kaç ayraç kullanmam gerekir? Üç kişiye dedim değil mi? Bakalım bir kaç ayraç kullanacağım. Biri şöyle alsın. Şurayı. Bak kaç ayraç oldu? 1, 2, 3. Demek ki ben üç kişi için kaç ayraç kullandım? 2 ayraç. Tamam. O zaman soruya geliyorum. Özdeşleri aynı bıraktım ama değil mi? Şimdi soruda ne diyor? 7 özdeş oyuncak. Çiz abi. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Değil mi? Tamam. Ve ben bunları kaç tane şekilde üç farklı çocuğa. Üç farklı çocuk için kaç ayıracım lazım? 2. 1 ve 2. İşte Hocalar buraya kadar anlatıyor. Buradan sonra şöyle bir yorum yaptırıyor. Hacı ben bir tane çocuğum sıfır tane de alabilir. Bir tane de alabilir. Direkt yedi tane de alabilir. O yüzden ben bilemiyorum. Ben bunu alıyorum. Şimdi ben bunu buraya koyarsam ne oldu? Bak ne olacak? Bir tane çocuk sıfır tane aldı. Bir tanesi yedi tane aldı. Bir tanesi daha sıfır tane aldı. Tamam. O zaman ben bunu şunu Pardon çok geriye gittik. Şunu alırım. Buradan şuraya koyarım. Ne olacak bu sefer? Bu sefer benim bir çocuğum 1 2 3 4 tane, biri 3 tane, biri yine 0 tane aldı. Ha demek ki hocam sizin bu 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 bu. bu. Bunları aralarında Yer değiştirmeli, sıralamanız sonucu etkiliyor. E, sıralama var. O zaman ben ne yapacağım? Permütasyon yapacağım. Kaç tane şeyim var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane burada malzemem var, değil mi? 9 faktöriyel bölü. Bak, 9 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve bunları saydığın zaman aynılarına böl. Aynılar neler? 7 tane 7 faktöriyel. Çocuklar özdeş mi? Evet, yani o kadar çocuğa bölünüyor. Ayraç sayıları mı özdeş? Tamam. Çarpı. Çarpı 2 faktöriyel. Bu benim birinci sorumun cevabıydı. Tamam Bu biraz izah edici olsun diye böyle yaptım. Şimdi hemen geçebiliriz diğer sorumuza. 3 çocuğun her birine en az 1 oyuncak verecek şekilde. Şimdi bir dakika. 1 2 3 4 5 6 7 Bak şimdi. Her birine 1 bir oyuncak mı? Yine 3 çocuk mu? Benim kaç tane ayracım var? Bu sefer yine 2 tane ayracım var. Ama her birine bir en az bir oyuncak diyorsa o zaman bu oyuncak bir çocuğa gidecek. Bu oyuncak da bir çocuğa gidecek. Bu oyuncak da bir çocuğa gidecek. Ben bunları görmeyeceğim işte. Ben işim burayla kalacak. Tamam. O zaman burayı yazıyorum dostum. 1 2 3 4 5 6 faktöriyel B'nin cevabını yazıyorum. 6 faktöriyel bölü tekrar edenler 1 2 3 4 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel mevzuyu anladın mı ayrıca sorularında bu kadar şartına göre hareket edeceksin ezber yaparsan ayrıca sorularında patlarsın dostum tamam ne diyor 4 çocuğa kaç farklı şekilde dağıtılabilir şimdi bir dakika 4 çocuk değişen hiçbir şey yok ki silme 7 oyuncak mı dağıtılacak e ben şimdi bunu 1 2 3 4 5 6 7 bu iki tane ayraç varsa üç çocuk içindi. Ama bana dört çocuk için diyor. O zaman bir araç daha eklemem lazım dört çocuğa. Totalde kaç oldu? 7, 8, 9, 10. 10 faktöriyel bölü tekrar edenler. 10 faktöriyel bölü bir 7 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. E buradan da bu benim C seçeneğim olacak diyorum arkadaşlar. Diğer soruya geçiyoruz geç sorularla devam ediyoruz. Şimdi böyle bir soru gördüğünüz zaman şimdi bu soru tipi başlığı altında ayraç sorusu diye geçtiği için sen bunu yani şurayı görme abi. Tamam mı? Gerekirse burayı görmeden sen bunu ayraç sorusu olduğuna nasıl kanaat getireceksin? Ee, şimdi ezber yap, yapmanızı istemiyorum o yüzden. Çünkü bu bu konu da ezber olmaz. Soru kalıpları vardır. Onun üzerine bir şeyler inşa edersin. Mesela az önceki soru böyleydi. Bu sefer Mesela ayrı yöntemi şöyle olsun. Tamam Eğer bu ayrı yöntemi ise şurası. Şimdi işin içine üçgen koyarak bunu gizliyor. O yeni nesil muhabbeti de o. Senin amacın ne yapmak? İlk baş burayı kaldırmak. Sonra burayı kaldırmak. Sonra burayı. Sonra burayı ve ayrı açı yöntemine ulaşmak. Şimdi sen burada nasıl bir mantık izleyeceksin? Şöyle diyebilirim değil mi ben? Lan A artı B artı C'nin içinde neler var? Şimdi hepsi doğal sayı. Yani bu 9 demek 1, 1, 1, 1, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane 1 demek değil mi? He, tamam. E sonra ben bu 9 tane 1'i 1, 2, 3 tane adama paylaştırmıyor muyum? Paylaştırıyorum. 3 tane adamı nasıl paylaştıracağım? Şimdi şöyle düşün. 9 tane 1, 3 adama. Aha bak ayraç sorusu oldu. 3 adamın biri bu, biri bu, biri bu. Kaç tane araç kullanacağım? 3 adam dediği için 2 araç kullanacağım. He tamam. O zaman benim yazılma durumumda ne olacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 faktöriyel bölü 9 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. İşte böyle. A, B, C sorularda da bunu yapacaksınız. Ama, ama sana şart koşuyorsa o şart önemli. Tamam mı? Mesela bunlarda ne demiş? Diyor ki ikinci soruda. Pozitif. Hmm, pozitif diyor. Bu ne demek? Hocam bununla bunun arasında bir fark var mı? Var. Şimdi sen ayraçta bu ayraçlarını bu iki aracını şöyle bir alayım kenara. Bu iki aracını şöyle de yazabilirdin değil mi? Derdin ki hocam biri buraya gelir. Biri buraya gelir. E zaten diğeri de sıfır. 8 1. Bak sıfır alabildi. Ya da ya da daha çok sınırları zorlarsın. 1 buraya, 1 buraya. 0 9 0. Hı. Olabilir. Hocam şöyle bir şey yapabilir miyim? 0 0 0. 0 0 olmuyor ki bu. 0 9 0 oluyor. Ama sen burada bak 3 ayraç koymuş oldun. O zaman dört kişi oluyor, ana, ana mantığı belli. İki ayrıca böyle koyabiliyorum. Doğal dediği için ben sıfırda alabiliyorum. Ama burada pozitif dediği için bu ne demek biliyor musun? Bir önceki soruda çocuğu yapmıştık ya. Her çocuk en az bir oyuncak. Çünkü niye? Burada en az bir sayısını alırsa bu en az bir olur yani pozitif olur. Ha. O zaman hocam ilk baş çizin bir. 1 1 1 1 4 5 6 7 8 9 Sonra benim kaç kişi bu 1 2 3 kişi? 2 tane ayraç ihtiyacım var. Hatta morla yapın. 1 2 ayraç ama hepsi en az bir tane mi almalı? Sildim, sildim, sildim. Ya yani silmedim, verdim çocuklara. Ne kaldı elimde? Elimde kalan 1 2 3 4 5 6 7 8 faktöriyel bölü 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faktöriyel çarpı 2 faktöriyelden cevabımız bu olacaktır. Dediğim gibi arkadaşlar bakış açısı kattığını düşünüyorum. Diğer soruya geçelim. Geldik bir tane daha ayret sorusuna pekişsin iyice. Şimdi şurada bazen dediğim gibi yazmayıp da böyle sözel olarak da verebilirler. Bu bizim işimizi sıkıntıya sokabilir. Gözümüzden kaçabilir. Şimdi pozitif demek Şimdi ben önce şuraya bakıyorum. Şu ifademde A artı B artı C 8'miş. Benim kaç tane birliğim vardır? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 6, 8. Şimdi bunları 3 tane adama böleceğim. O zaman 2 tane ayrı aç yapmam lazım değil mi? Tamam. Şimdi ama diyor ki pozitif. E pozitif diyorsa her biri en az bir tane almıştır. Tamam. Mevzu benim kalanlarla yapacağım. Yani burayla bakacağım. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 faktöriyel bölü aynıymış gibi çöz. 2, 4, 5 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel şöyle. Buradan da götürdüğümüzde bunları şunla şunu ne olacak yukarısı? 7 çarpı 6 bölü 2'den 21 cevabımız olacaktır arkadaşlar. Diğer soru tipine geçelim. Geldik dairesel permütasyon sorularına. Hocam müfredattan kalktı. Hocam yok, hocam var. Ben bilmiyorum. Ben anlatayım. Ee, bir yerde karşınıza çıkarsa faydası olursa ne olur? Şimdi dairesel permütasyonlarda Hocam işte yuvarlak masa soruları denilen bir tayfa var. Hayır, böyle bir genelleme yapmayın. Bak iyi dinle beni başladığın başladığın noktaya başladığın noktaya döndüğün neyse biraz hızlı yazayım her şekilde tamam mı? Bak başladığın noktaya döndüğün her şekilde dairesel permütasyon yapabilirsin. Nasıl yani? Şimdi bak. Senin başladığın noktaya döndüğün her şekilde. He. O zaman. O zaman. Ben burada bile dairesel permütasyon yaparım. Ve hepsinde normal şartlarda düz bir sırada yaptığın Normal şartlarda düz bir sırada yaptığın permütasyon neyse tamam mı? Ne olursa olsun normal şartlarda yaptığın o nasıl çok düz oldu ya? Yaptığın permütasyon n ise bunların hepsinde n-1 faktöriyeldir. Tamam mı? Burada n faktöriyelse bunların hepsinde n-1 faktöriyeldir. Karede de mi? Evet, karede de. O zaman ben burayı silip karede yazsam değişen bir şey olmaz. Bu yani ben ÖSYM'e bu sorudan soru soracak olsa orayı kareyle sorsa Emin ol ezber yaptığı için yani bunun dairesel bir permütasyon neden n-1 dediğimiz? Çünkü karşıdan bakanın da, buradan bakanın da, buradan bakanın da yerine göre farklı bir durum gözlemlemeyeceğinden dolayı eksi -1 çıkarttığımızı anlamayan öğrenci buraya kare ya da herhangi bir başladığı noktaya göre dönen şekil yazdığında patlayabilir. Onu söylemek istedim. Şimdi biz işimize gücümüze bakalım. Şurayı bir silelim. Bize ne diyor? bu soru için. Diyor ki dört kadın dört erkek yuvarlak bir masa etrafına. Tamam abi. Kadınlar bir arada olacak şekilde. Şimdi kadınlar bir arada olacak. Tamam. Şimdi şöyle bir şey diyor. Ben yuvarlak bir masa çiziyorum. Ve kadın, 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 kadın. Şimdi bunlar bir arada. Yani ben bunları bir kadın gibi düşüneceğim. Yani üç tane kadın bir araya gelmiş bir kadın olmuş. Tamam mı? Yani şöyle düşün, hadi bakayım yapalım, duyar kasmazlar inşallah. Şöyle dört tane kadın bir araya gelmiş, şöyle bir kadın olmuş, tamam mı? Böyle bir kadın. Şimdi bunu bu şekilde düşündüğün zaman rahatlayacaksın. Nasıl? Şimdi burada bir tane kadın var. E benim kaç tane geriye dört tane erkeğim kaldı. Şimdi şöyle, o zaman ben şuna bir kadın diyorum, erkek, erkek erkek erkek. Ama bak e e e yazdım diye şey gibi düşünme ha tekrarlı permutasyon. Bunlar farklı yani Ali, Ahmet, Hasan, Hüseyin olsun. Özdeşik durum yok. E ben bunları normalde 5 faktöriyel diye sıralarım. Çünkü 1 2 3 4 5 ama bu dairesel olduğu için 5'ten n 1'den 4 faktöriyel. Yani şunu da yazalım hani bu normalde soru çözüm ya n 1 faktöriyel formatında yazılır dedik. Şimdi tamam bunları böyle yaptık. E çarpı. E bu kadınlar kendi arasında sıralanmayacak mı? E bir de o var. Hocam burada dairesel var mı? Hayır. Bundan normal. 1 2 3 4. Burada da 4 faktöriyel var. Yani 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel benim A şıkkımın cevabı olacak. Tamam. Şimdi geçelim B şıkkına. Diyor ki herhangi aynı cins bir arada olmayacak. Hmm. O zaman hocam derim ki yine yuvarlak bir masa çizerim. Kadın erkekleri oturturum. Erkek erkek kadın oldu mu? <laughs> erkek yani erkek diye başlayıp kadın oldu. Erkek. Şimdi abi ben bunları kendi arasında normal şartlarda kaç farklı şekilde yazardım? 1, 2, 3, 4 faktöriyel ama dairesel olduğu için 3 faktöriyel. Ya morla şey sarıyla yapma kral okunmuyor. 3 faktöriyel erkekler. Tamam sonra aralara kadınları koymam lazım. Kadınları koyarken tamam mı? Kadınları koyarken. Şimdi şu formatta koyacağım. Benim birinci kadın kaç yere girebilir arkadaşlar? Buraya girebilir. İkinci kadın 3 yer var. 4 yer var. Yani ilk kadınım için 1, 2, 3, 4 yer var. Bunların birine girdiği zaman 3 yer kaldı. 2 yer kaldı. 1 yer kaldı. O zaman ben burada çarpı 4 faktöriyeli kullanıyorum. Tamam. Hocam artı. Neden artı? E hocam ilk başta kadınları dizseydik. Durum kadınlar için olsaydı, hani kadın 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 olsaydı, yine aynısının yani 3 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel dememiz lazım değil mi bir de kadınlar ilk baş. Hayır. Çünkü bu yuvarlak masa. Ben kadın erkek böyle buradan bakan için, kadın sol taraftayken öbür taraftan bakan için yani değişen bir şey olmadığı için aynı duruma tekabül ediyor. Sen bunu yazarken yuvarlak bu ihtimali içine katmış oluyorsun. O yüzden senin cevabın şurayı siliyoruz bu olmuş oluyor. Tamam mı arkadaşlar? Umarım faydalı olmuştur. Geçelim dairesel permütasyon tekrar sorusuna. Boyama sorularını arkadaşlar sınavda bunlar vakit yiyen soru tiplerinden permütasyonda ağırlıklı olarak olasılıkta çıkan. Bunlarla ilgili şimdi çok fazla vaktimizi yemesin diye ben bunlarla ilgili zaten bir mini, mini konu anlatımı yapmıştım evvelden. Hatta benzer sorular çözmüştüm. Şimdi şu hemen soruya bir bakalım çok hızlı bir şekilde İlerleyelim. Ana mantığını anlamanızı istiyorum. Ben soruyu düzgün bir şekilde ihtimalleri yazacağım. Soy bu arada soruyu okuyun. Şimdi benim ihtimallerim ne diyor soruda? İki kırmızı, iki mavi. Tamam iki tane kırmızım varmış. Kırmızı kırmızı. İki tane mavim varmış. Mavi mavi. Ve bir tane yeşil, bir tane de sarı varmış. Tamam mı? Tamam. Şimdi diyor ki, bak iyi dinle. Diyor ki, Aynı renklerin ortak bir kenarı olacak şekilde. Tamam. Yani tamam. Şimdi ben kırmızı üzerinden hareket etmek istiyorum. Ben kırmızılar dağıtırım. İki ihtimalle tersini düşünürüm yani. 24 e, şimdi kırmızılar dağıtıyorum. Ne olabilir? Kırmızı, kırmızı olabilir. Kırmızı kırmızı olabilir. Değil mi? Yatayda ilk baş buralar olur. Başka yatayda bir ihtimalim yok. Alta iniyorum. Kırmızı kırmızı olabilir. Kırmızı kırmızı olabilir. Dikeylere bakıyorum. Kırmızı 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 kırmızı. Tamam. Ben neden 8 2 4 6 8 tane çizdim? Bakayım. 1 2 1 2 1 2 yazdık. 1 2 1 2. Başka bir ihtimalim var mı benim? Hayır, başka bir ihtimalim yok. O zaman bunda bir işim yok. Bu kadar. Yani şurayı da silelim. Şimdi o zaman ben bunun dışında kalan yerlere mavilerimi yerleştirmem lazım. Çünkü niye? Bak bu tarz sorularda tamam mı? Senin ilk baş kılçık istisnandan yürü sonra diğerine git. İstisna sayayım. Bunda da bunda da aynı olduğu için ben bir rengi seçip yürüdüm. Tamam. Kırmızıdan başlamış oldum. Şimdi mavileri ben birinci durumda kaç farklı şekilde yerleştirebilirim? Ya mavi mavi yaparım. Bir. Mavi mavi yaparım. iki Değil mi? Bir. iki Şimdi bir dakika. Bir. Değil mi? 2 ya da 3. 3 durum bundan geldi. Tamam. Ondan sonra mavi mavi 1, mavi mavi 2, mavi mavi 3. 3 durum bundan geldi. Mavi mavi 1, mavi mavi 2, mavi mavi 3. Arkadaşım zaten inceleme artık. Niye? Bak, senin ikili L dizdiğin yani şu L şeklinde olan her durumunda 3 geliyor. Yani 3 ihtimal. He, anladım hocam. Bu işte şekilli boyama sorularında size zaman kazandıracak şeylerden biri bu. Diğeri de istisnayı belirle. Tamam mı? Bunun istisna sayısı 2, bunun istisna sayısı. Bunlar 1. Bunlarla işim yok. Bunları belirle. İçinden hangisi eğer kırmızı 3 tane olsaydı kesinlikle kırmızıdan yürüyecektik. Sonra diğerine geç. E burada ikisi de eşit olduğu için ben buradan yürüdüm. O zaman bu da 3 getirir. Bu da 3 getirir. Bu da 3 getirir bu da üç getirir. Bu burada 4. Yani 4 tane boşluğum var. Burada şeklim kare gibi. Şimdi bunun durumu farklı. Bunun durumuna bakalım ne gelecek. Ki emin olun bunun durumu kare şeklinde ya. Bak bunun iki de aynı ihtimal gelecektir. Ana mantığı böyle işler bu soruların. Bakalım. Mavi mavi 1. Mavi mavi 2. Mavi mavi 3. Mavi burayı yaptık. Mavi mavi 4. Bak 4 durum var. Buna bakalım. Ya ben mavi mavi derim aşağı yazınca daha rahat görürsünüz. Ya aşağıya mavi mavi derim. Ya mavi mavi derim. Ya mavi mavi derim. Yani 4 Ya böyle böyle. Ya böyle böyle. Ya böyle böyle. Ya da böyle böyle. Toplam bunu da dört geldi. Bak gördün mü? Her türlü bu da dört geliyor. Ha, demek ki bak mavi bile gerek yoktu. Tamam. Bunun durumu farklı. Buna bakalım. Buna ne diyebilirim? Mavi mavi olur. Bir de mavi mavi olur. İki yani. Tamam. Şimdi o zaman topluyorum. 3, 3, 6, 9, 12. 12 artı 4, 4, 8 artı 2. 22 mi çıktı? Evet ama çarpı 2 diyeceğim. Çünkü ilk başladığımda kırmızıyla başladım ya. Ben bütün ihtimallerim için maviyle başlayıp kırmızıları dizebilirdim. A e hocam ama yeşille sarıya ne olacak? Kardeş sen buraya, he, buraya mavi mavi yerleştirdiğin zaman zaten bir yer buna kalıyor, bir yer buna kalıyor. Bunlar kendi arasında değişemez mi? Değişir. He. Hocam o zaman ne yaptık biz? İşte kavram yanılgısına düştünüz. Bu iki var ya bu iki. Bu iki, bu yeşille sarıların ikisi. E mavi tersi? Kardeş, sen kırmızının bütün ihtimallerini yazdığın zaman zaten kırmızıyı yazıp mavileri yerleştirdin ya bunlarla işin olmadı. Sen zaten bunun durumlarını da yazmış oldun buraya. Bak hani ben ne dedim? Biz buraya kırmızı kırmızı demiştik, değil mi? Çok bu soru zaten anlatacak size. Çok uzadı ya istediğim. Kırmızı kırmızı dedik. E şimdi bir ihtimal buraya mavi mavi gelmesi demiştiniz. Hocam onu da onu yapmak için 2 ile çarpacağız. Ve mavi mavi gelmesi. Bak kardeş. Buraya mavi mavi gelmesi. Nereye bakalım? Al. Bak. Buraya mavi mavi geldiği durum bak burada var. Ya da bak buraya da dizebilirdim. Ha Demek ki aynılarını yazdım. Cevabım 44. Ama neden 44? Yeşille şeyin mesela örnek veriyorum. Bu bir dizilim. 3 tane dizilim burada var. Yeşilin burada. Sarının burada olup mavinin dizdiğinde. E, tam tersi var bir de. 2 ile çarptım. O yüzden benim cevabım tamam mı? ne olacak arkadaşlar? 44 olacak. Bak bu yeni nesil değil. Ben size bu arada bunlarla ilgili terminatör yapacağım sorular gelecek. Diğer boyama sorusuna geçelim. Şimdi bu boyama sorusunda bir şeye bakalım. Benim istisnam ne? Bak ne diyor biliyor musunuz? Renkli kanal boş kalmayacak şekilde. Yani ben bunu, 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 bunları yerleştireceğim. Benim istisnam ne? Bak bu ne kadar alan kaplıyor? 3. Bu 1. Bu 1, bu 1, bu 1, e bu 3, 5. Ben ne dedim sana? İstisnağın da hangisinin seçeneği? Bak öbüründe mavi mavi, kırmızı kırmızı eşitti. Ondan başla dedim. E Burada buysa hemen ihtimallerimiz diyor Bunu iki kere bir alıyorum. Hemen şurayı durdurup hızlı olsun diye. Şimdi benim istisnam bu muydu? Ben bunu yerleştiriyorum. Ya böyle yerleştiririm değil mi? Hemen mavi ya bu. Ben bu şekli ya böyle yerleştiririm ya da ya da böyle yerleştiririm hocam başka başka bir seçenek olmadığı için iki kere çizdim tamam şimdi istisnan üzerinden yürüdüğün zaman zaten senin için işler kolaylaşıyor şimdi ben bu sarıyı kaç tane yere dizebilirim? Şimdi bir dakika bunlar iki durum ya veya yapıyoruz. Aynı bir önceki sorudaki gibi tamam. Şimdi ben bu sarıyı nereye yerleştirebilirim? Sarı dik bir parça. Buraya giremez. O zaman sarı sadece buraya gelecek. O zaman sarının gelebileceği yerler neymiş? Bir. Çarpı. Çünkü istisnamı koyduktan sonra diğerlerinden hareket edeceğim. Bir önceki soruda yaptığım gibi. Tamam. İstisnadan sonra ne kaldı? Bunlardan birini 1, bir, 2, üç, dört tane boşluğa yerleştireceğim. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'dir yani bu artı. Çünkü öyledir. Başka bir seçenek yok. Yani bu turuncunun geleceği 4 yer var. Sonra 3 yer 2 yer 1 yer. Yeşille başladığın zamanki durumu da almış olursun. Şimdi ikinciye bakıyoruz. Benim sarımı nereye yerleştirebilirim? Ben sarımı sadece dik olarak buraya yerleştirebilirim hocam. Yerleştir. O zaman benim sarım için bir durum var. Diğerleri için 4, 3, 2, 1. O zaman 4 faktöriyel artı 4 faktöriyelden benim cevabım 24, 12, 24, 48 olacak arkadaşlar. Diyorum ve geçiyorum. Ve geldik şekilli yol sorularına arkadaşlar. Bunlarda iş biraz değişiyor. Metot biraz farklı. Birden fazla çözüm var. Şimdi bu tarz sorularda işte buraya bir karınca verir. Buraya bir karınca yuvası yapar. Ya da buraya bir çocuk çizer. Öğrenci çizer. Buraya bir okul çizer. Ve der ki A'dan B'ye en kısa yoldan kaç farklı şekilde. Şimdi mevzu en kısa yoldur. Da, en kısa yolun ekstra bir olay yoktur burada. Bu en kısa yoldan kastı senin gidebileceğin en kısa yol. Yani bunu sen böyle de gidebilirsin. Şöyle de gidebilirsin. Bu da bir yoldur. Geriye de gidebilirsin. Yani geriye giderek bak geriye gittim. Gördün mü şu an istediğim gibi B'ye gidebilirim. Bu uzun bir yoldur. Bize en kısa yol hiç istikametin ya hep sağa ve yukarı. Çünkü gideceğin yer aşağıda ve solda kalıyor. O zaman en kısa yol da tamam. Şimdi ben kaç kere sağa gitmem gerekir bu noktaya varmam için? Sağa gittiğim yerlere A diyorum. A, 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 A. Yukarılara da B diyorum. B, B. Hatta farklı bir renkli çizeyim. B, B ve B. Bak dikkat ettin mi? Buraya da A dedim. Tamam mı? Yani Şuraya da A dedim ben. Şu uzunluğa da A dedim. Bu uzunluğa da A dedim. Neden? Çünkü bu da bir yoldur. Bu noktadan benim bu noktaya gelmem de bir yoldur. Bu noktadan bu noktaya gelmem de bir yoldur. Ben orada yolun uzunluğuna A, B demiyorum. Seçeneğe A, B diyorum. O zaman benim A'dan B'ye gitmem demek bunları kendi arasında dizmem demek. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane A, 1, 2, 3 tane B. Toplamda ben bu ihtimali nasıl yani kaç farklı yolda nasıl yazardım? 8 faktöriyel bölü 5 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Tamam mı? Şimdi o zaman burada direkt A'dan B'ye diyordu. Aşağıdaki seçenekte bak ne diyor? A'dan B'ye A'dan B'ye ama C'ye uğrayarak yani banko bir kere C'ye uğrayacağız. Tamam. O zaman ne yapıyorum? A'dan C'ye ayrı bir durum ama bağımlı bir durum. A'dan C'ye gittiği bir durum var. Ondan sonra veya değil mi? C'den B'ye gittiği durum. Totalde yine A'dan B'ye gitmiş oluyor. Şimdi A'dan C'ye gittiği durum A, 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 B, B yazıyorum. A, 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 B, B. Tamam. Buraya hesaplıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel veya değil mi? Diğer durum ne? C'den B. C'den B'yi de ayrı yazıyorum. A, A, B. Farklı bir renkle yazayım. A, A, B. O zaman 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. Tekrar edenleri böldüğüm için benim burada da bu cevabım B seçeneğimin cevabı olacak. Hatta biraz sadeleştirelim. Evet, sade bir halde yazayım. Şunla şu gider değil mi? O zaman ne olacak? 5 faktöriyel bölü 4 olacak. Bu da işte hesaplayabiliriz. Gerek yok. Tamam bu kadar. B şıkkımın cevabı bu. A mı cevabı bu. Ama ben bir şey anlatmak istiyorum. Bu neydi? Bu bunların ikisi de birinci yoldu. Birinci yol bunlardı. Şimdi ikinci yoldan bahsedeceğim. Şöyle cevaplarımı silmiyorum. Cevabımı buraya aldım. Bu da diğer cevabım. Tamam mı? Birincinin cevabı, ikincinin cevabı. Onun dışında her şeyi siliyorum. İkinci yoldan bahsedeceğim size. Şimdi. Bak. Bu tarz sorularda tamam mı? İkinci yola geçtik. İkinci yol söyle bak. A noktasından mı başlıyorsun? Burada bir göz var diyeceksin. İkinci yol neymiş? Göz. Göz metodu. Burada bir göz var. Ve bu göz bu A noktasında gördüğü yerlere 1 diyeceksin. Burayı görür mü? 1. Bura 1 zaten 1. Şöyle farklı bir renkli çizim. Ben buradan bakan bir göz burayı 1 görür değil mi? Burayı da 1. 1. 1. 1. 1. Burayı görebilir mi? Hayır. Burayı 1 görür. 1 görür. 1 görür. Burayı görebilir mi? Hayır. Tamam. Şimdi artık çaprazdakileri toplayacağım. 1 1 2 2 1 3 3 1 4 tamam. 2 1 3 3 3 6 6 6 4 10 Tamam. 3 1 4. 6 4 10. 10 10 20. 4 1 5. 10 15 15 25 35, değil mi? 6 21 ve 56 oluyor. A'da A'ya 56 yolla gidebilir. Bu yolun artısı ne? Bu yolun artısı sana hangi şekil verirse versin bu metot işe yarar. Çünkü sana şurada şu noktaya gitmesini sorsaydı ya da şu noktaya 3 yoldu. Mesela şu nokta deseydi 15 yol. Şu nokta 6 yol. Bu nokta 20 yol. Anladın mı? Gerçekten de birinci sorumuzun cevabına bakalım 56 çıkacak mı? 8 faktöriyel 5 faktöriyel yaptığınız zaman 8, 7, 6, 3, 2, 1 bunlar kaldı bunlar gitti. 7 kere 8'den bu ifadenin 56 eşittir 56 yani doğru ikinci yolla birinci yolumuz aynı değeri verdi. Tamam bu, bu metotla birlikte diğer e, yöntemi şöyle çözeceksiniz arkadaşlar. Yine aynı şekilde hızlıca yapayım. Çok vakit yemeyeyim. 1 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 2 2 1 3 3 1 4 3 6 10 değil mi? Şimdi 10 burayı buldun. C bir A'dan C'ye kadar 10 seçenek varmış. Çarpı şimdi de bu C'yi baz alarak yapıyorsun. Yani sadece şuraya bakacaksın. Şura C'den B'ye. Tamam. Bunu nasıl hesaplayacaksın? Eee farklı bir renkle yapayım. 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 3'ten 30 çıkmalı. Gerçekten bunun cevabına bakalım. 5 4 3 2 1 4 4'ler gitti. 15 30. Bak bunun da cevabı 30 geliyor. O da ikinci öncülümüz eşit. Anladınız mı? Her iki yolu da anlatmış olduk. Bu diğer sorularda şu birli yöntem, şu göz metodu çok işe yarayacak arkadaşlar e, ee, bununla çözemeyeceğiniz soru yok diyorum. Şekilli sorularda geçiyorum. Diğer bir soruya şimdi sen eğer burada o ilk başta verdiğimiz a a a a işte böyle de gidebilir. Böyle de gidebilir. B'li muhabbetlere girdi mi çok çorba oluyor. O yüzden burada göz metodu şekil kompleksse daha mantıklı. 1 1 1 1 1. Burası 1 mi görebilir buradaki göz burayı görebilir mi? Hayır yazmıyorum. 0 yazmıyorum. Bir şey yazmıyorum. 1 1 2. 2 1 3 3 1 4 4 1 5 tamam mı? Şimdi burada ne var? Şurada bunun çaprazında 0 yani bir şey yok. 2 o zaman bura. 2 3 5 bunun çaprazında ne var? Bir şey yok. Bura 5. Bir dakika dur. 5 4 9 bura ne? 0 5 5 değil mi? Burası ne o zaman? Çaprazı 14. Şurayı yazıyorum. 14 14 14 28 değil mi? Burada 0 var. 14 de bura 40 28 38 38 42 yapıyor değil mi? 42 yolla gidilebilir diyoruz A'dan B'ye. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bazen böyle sorular çıkıyor. Sana bir şeyler vermiş işte. Diyor ki kaç farklı ercüment cümlesi yazılabilir? Ha, ercüment. Şimdi bak baktığım zaman bu ercüment demek E ile başlamıyor mu arkadaş? Ne ile bitiyor? T ile. Ha, mevzu farklı değil aslında. Mevzu aynı. E'den T'ye kaç farklı şekilde gidilebilir sorusu bu. O zaman birleştir noktalarını tamam mı? Daha rahat iş yapacağını düşünüyorsan noktalarını birleştir. Yani bir e, az önce ilk de çözdüğümüz soru gibi bir soru yap. Değil mi? Böyle. Tamam. Şimdi benim yatayda. Şimdi burada bir bir metodu mantıklı değil. Yatayda bakıyorum kaç yol almalı lazım? A, 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 A. Dikeyde B, B, B. O zaman ben bunu sıralıyorum. Bir A, 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 A. B, e, B, B. Ben bunu kaç farklı şeyde yazabilirim? Çok basit. 2, 4, 7 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Buradan da cevabımız 7, 4, 7, 6, 5 değil mi? 3 faktöriyel şunlar gitti. Cevap 35 olacaktır. Hadi gel bunu gözle çözelim. Çözelim abi. Bakalım 35 çıkacak mı? Şimdi bura göz mü? 1, 1, 1, 1 değil mi? 1 1 1 1 1 2 değil mi? 2 1 3 3 1 4 4 1 5 2 1 3 3 3 6 6 4 10 15 15 4 10 20 20 15 35. Cevabım neydi? 35'ti bak. Gördün mü? 2 metotta sana çözümü verecektir. Diyoruz şekilli yol sorularında dediğim gibi ya göz metodu ya da AABB'li metot vardır. Şekil komplekse gözü kullan diyorum. Geçiyorum arkadaşım. Geçemiyorum. Burada mesela bir tane daha bir soru var. Şimdi burada AABB dedin patlarsın abi. Çünkü bu orta boş. Ne yapacağım? Kesinlikle gözü kullanacağım. Soru komplekse göz kullanacağım. 1 1 1 A'dan mı B'ye gidiyor? gözüm A'ya koyacağım. 1 1 1, 1. Bura bir şey mi bilemiyorum. 1, 1, 2. 2, 1, 3. 3, 1, 4. 4, 1, 5. Tamam. 1, 2, 3. 3, 1, 4. 4, 1, 5. 5, 1, 6. Şimdi burada bir şey var mı? Yok. Bura 0, 4 değil mi? 4, 1, 5, 9, 15. Burada bir şey var mı? Dur. Şimdi burada ne var? 4, 0, 4 değil mi? Bura 9 değil mi? 4, 4, 8, 17. Çapraz bakıyorsun. Sürekli çapraz toplam yukarı. Keşke kırmızı olmasa diyeyim. Necim. Heh, tamam. 8, 9, 17 değil mi? O, bak. 17, 17, 34. Değil mi? 17, 15, 32. 34, 32, 66 şekilde gidilebilir. Arkadaşlar ana mantığı bu. Bir şey yoksa da köşesindeki sayı sıfır olarak düşüreceksin diyorum. Şimdi geldik paylaşma dağıtma sorularına. Bunlar ayraç sorularıyla karıştırılır. Bak dikkat edeceksin. Burada mektuptur, kağıttır, özdeş bir şey farklı şeylere pay edilir. Bak pay edilir. Bu o ayrıdır. Öbürü ayraç sorularıyla karıştırma. Şimdi bak 23 tane özdeş kağıt 5 farklı dosyaya. Normal şartlarda ne yapacaksın? 23 bölü 5 diyeceksin değil mi? 4 kere mi var? 20 mi? 3 mü kaldı? Şimdi o zaman tamam mı? 5 tane bak 5 5 4 4 4 4 4 5 şu dosyaya dedi. Ama benim burası 20 yapıyor. Benim 3 tane daha pay etmem lazım. Şurayı 5 yapıyorum. Şurayı 5 yapıyorum. Şurayı 5 yapıyorum. 5 10 15 8 23. Şimdi bir problem yok. Ama bana her türlü bir şart koşar. Bak ne demiş. Herhangi iki dosya arasındaki kağıt farkı en fazla 1. E zaten benim sağladığım durum da bu. Maksimum burada 1 olmuş. Yani ben bunlardan birini 6 yapamam. Bunlardan birini 3 yapamam yaparsam. Çünkü bununla bunun farkı 2 olur o zaman. O yüzden ben bunu yapamayacağım için eski formatta çeviriyorum. Eski formatta durumu bozan bir şey yok. Şartını da istisnana da hallettiğine göre sen bunları kendi arasında sıralayacaksın. Kaç durum var? 1, 2, 3, 4, 5 tane durum var. 5 faktöriyel bölü 1, 2, 3'ü benzer. 3 faktöriyel çarpı 4 2 faktöriyel diyorum. Değil mi arkadaşlar? Buradan ne olacak cevabımız? 5 çarpı 4 bölü 2'den 10 olacaktır. Son paylaşma dağıtma soru tipi ne? Şimdi 5 kişi bu da ayraçla karıştırma bak bir pay etme. Pay etme durumu söz konusu tamam mı? Tamam. 5 tane 5 kişi 74 tane özdeş madeni 1 TL'yi herhangi bir dakika önce ben bir durumumu bulayım. Sonra istisnama bakarım. 74 bölü 5. Şimdi 1 değil mi? 5, 2, 24, 4 mü? 14, 20, 4 kaldı benim elimde. Tamam. Şimdi ben 14, 14, 14. 14 ve 14 yaptığım zaman 70 yapıyor. Ama bana 74 lazım. 4'er birer tane 4 ekliyorum. Totalde 4 eklemiş oluyorum her birine. Böyle baktığım zaman 74 yaptı. Şimdi şartıma geçebilirim. Şartım ne diyor? Şurayı sil. Şartım diyor ki 1 TL'yi 2 kişiye düşen para miktarı farkı en fazla 2 TL. Ha, bak az önce 1 TL 2 TL. Tamam. Ya böyle olabilir. Şimdi bak burada en fazla 1 TL var ya da yok. Şimdi bir de onun bir tık aşağısını düşün şöyle şimdi bundan buna versem Hocam ne olacak 15 15 15 16 13 e burada üç fark oldu bu olmaz He, eski formatta yaz o zaman o zaman bu buna versin 14 15 aynı şey bu da olmadı o zaman bu 15'lerden biri 15'lerden birine versin. 14 16 Bakıyorum. Şartımı bozan 2. Yok. Yani 2 de olabilir en fazla. 1 1. 1. Başka bir durum yok. Tamam. Hmm. Hocam şöyle olamaz mı? Bu da buna verir. Yani onu da kırmızıyla yapayım. 14 16. Sayılar düzgün dağıtılır. Bu sürece problem yok. 14 buna verdi ya şu şuna verdi. İkinci durumu inceliyorum. 16 14. Olabilir. Başka bir ihtimal. E bu buna o zaman 10 bu 15 olur. Bu 14 olur. Yukarıdaki aynı olur. 14 16 14 15 14 yukarıdaki aynı oldu. O zaman başka bir ihtimalim yok. Şimdi ihtimallerimi hesaplayacağım. Bunlar veya olduğu için birbirleriyle toplayacağım. Birinci durumumun ihtimalini hesaplıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 faktöriyel. Bölü tekrar edenler 4 faktöriyel. Bu kadar. Bunun durumunu hesaplıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 faktöriyel. Bölü tekrar edenler 1, 2, 2 tane. 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Bunun durumunu hesaplıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 faktöriyel. Bölü tekrar edenler 1, 2, 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Benim cevabım ne olacak? Bu artı, bu artı, bu. Yani benim cevabım bu artı, bu artı, sığmadı neyse. Bunları toplanmış hali benim cevabım olacaktır arkadaşlar. Ve kampın son sorusunu çözmüş olduk. Bir ufak ödevlendirmeyle geçelim. Buraya kadar izleyen arkadaşlarımı tebrik ederim. Teşekkür ederim. Biz bu kampta neler yaptık? Neler yapmadık ki abi? İki şehir arasında gidip gelme ile ilgili örnek soru kalıbı çözdük. Ana mantığını verdik. Neydi iki şehir arasında gidip gelme sorularında? Sadece herhangi iki şehir demesiyle tamam mı? Herhangi muhabbetine dikkat ediyordun. İki şehirle normal yol arasında bir durum vardı. Öğrencilerin düştüğü bir kısımdı. Buna dikkat edecektin değil mi? Ondan sonra ne dedik? Sayı oluşturma sorularında... Tamam mı? Eğer neydi? İstisnanı belirle. Hangisinde daha istisnanı belirle. Eğer istisnan birden fazlaysa hangi seçenek seni daha çok yoracaksa onu istisna. ilk o istisnayı hallet. Ondan sonra ilerle. Hatırlıyorsunuz şu şekilde mesela sonda başta ortada istisna durumların varsa. E sonra hallettikten sonra tamamla. Eğer tekrarlı permütasyonsa bunu kesir çizgisi gibi kullan. Aynıymış böyle böl. Tamam bundan bahsetmiştik. Ondan sonra ne dedik biz? kelime soruları dedik değil mi? Kelime oluşturma sorularında aynı mantıktı. İstisnalı belirliyordun. Sadece sayı oluşturma sorularında ekstra bir kılçık durum vardı. O da kimdi? Sıfırdı. Buna dikkat edecektik. Tamam. Ayraç sorularında tek bilmen gereken şey o özdeşlik durumuna düşmemekti. Özdeş demesi veya dememesi şununla karıştırmaman lazımdı. Paylaşma sorularıyla bundan bahsetmiştik. Yine siyahla yazalım. Ve burada ne demiştik? Kişi sayısı mesela örnek veriyorum 3 kişi varsa 2 ayraç yapıyordun. Buna dikkat edecektin. Tamam mı? Onun dışında burada bir problemimiz yoktu. Bununla ilgili de yeterince soru verdik. E, şu kelime oluşturmaya bununla aynı dedik. Sadece kelime oluştururken yine istisna sayın gerçekten önemliydi dedik. Dairesel permütasyon sorularında önemli olan yuvarlak masa değil. Kapalı olan her şekle geri döndüğü zaman orada ben kapalı olan şekil ve n-1 formatı dedik. Burada dikkat etmen gereken şey e, bazen sana verdiği şartı mesela 3 kadın bir arada dediğinde onu bir kadınmış gibi düşünüp diğer eleman sayısı mesela 1, 2, 3 tane ise normalde 1, 2, 3, 4 faktöriyel yaparken burada 3 faktöriyel yapıp sonra bu yuvarlak içindeki durumu normal permütasyonmuş gibi. Mesela 5 kişim var 5 faktöriyel şeklinde yazmandı ama anne baba ortada biri olduğunda mesela A, X, Y'de bu ortadaki sabitse sadece 2 farklı. Çünkü yuvarlak masa ona dikkat etmen gerekiyordu. Boyama sorularında hacmi, istisnası, alanı hangisi daha fazlaysa ilk ondan gidecektin. Yine istisnandan yola çıkacaktın. Ondan yürüdüğün zaman bu seni rahatlatacaktı. Bununla da ilgili baya örnek verdik. Tamam mı can insanlar? Şekilli yol sorularında iki yol vardı. Birincisi A A A B B B falan vermekti. İkincisi ise göz metoduydu değil mi? Bunu da anladık. Bunda da problem yaşamadık inşallah. Bunu da güzelce anlattık. Ondan sonra ne yaptık? Paylaşma dağıtma sorularında şunu söyledik. Paylaşma dağıtma sorularıyla ayrı sorularını karşı karıştırmayacaktın. Sana verdiği mesela neydi? diye 72 kalem 5 kişiye mi? Bunu önce bir bölüyorsun. Çıkan sayın tam çıkmıyorsa zaten o ayraç değildir. Tamam bak böyle bir mini spoiler alabilirsin. Ondan sonra bunu yazıyorsun işte 15 15 15 ve 1 ona bir buna şartına göre yaptıktan sonra bunları mesela ne çıktı? 15 15 15 14 çıktı. 4 faktöriyel bölü tekrar eden 1 2 3 tane var. 3 faktöriyel deyip sorunu bitiriyordun. Bu şekilde birinci kampımızı elimizden geldiğince bitirdik. Umarım faydalı olmuştur. PDF şeklinde yaptık. Videoyu beğenip çevrenizi önerirseniz ve kanala abone olursanız sevinirim. İkinci kampta yeni nesil sorular çözeceğiz. Bunun için Telegram grubundan bize ikinci kampta gelmesini istediğin soruları bilimun bu yayınlar ağırlıklı olmak şekilde yollayabilirsin. Kendine çok iyi bak arkadaşım. İyi çalışmalar. Bir sonraki permutasyon kampında ve kombinasyon binom kampında görüşmek üzere.